Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İniyoları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugünkü size anlatacağım modelimiz bu. Son günlerde arkadaşlar bu model fenomen. Ben biraz değişiklik yaptım arkadaşlar. Şu yeşil kısmı beyazla oluyor. Ben çimenini yeşil ve bu şekilde biraz farklılık olsun. Ara suyuna da kirpikli bu şekilde çimenler yaptım. Benim modelim de bu şekilde arkadaşlar. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar. İki çiçeğimizin arasındaki mesafe 8 tane bu şekilde kirpikli çimenler ne fazla uzak ne fazla yakın 8 kirpik tam uygun arkadaşlar bu şekilde tığ battılarımız her zamanki gibi hazırlıyoruz sık iğne ile tığ battığımıza giriyoruz arasına bir tane zincir çekiyorum sıradaki tığ battıma giriyorum 4 zincir 4 zincirimi buraya kapattım kirpik yaptım bu şekilde Yine bir zincir çekip sıradaki tığ battıma sık iğne ile kapattım. Evet arkadaşlar 8 tane burada kirpiğimiz oldu. 2 defa tığımızın başını doluyoruz. Yani vereceğimiz arayı verdik. 2 defa tığımızın başını doladık. 1 tane tığ battı atlayıp ikinci tığ battımın içine giriyorum. 1, 2, 2, 2 alarak bu şekilde 4 seferde aldığım bir trabzan yapıyorum. Buramız burası yuvamız olacak arkadaşlar. 2 zincirimi çekiyorum. Bir defa doladım ve 2 2 olarak aldım. Bir defa doluyorum. Yine aynı yuvaya girip 1 2 2 yaprak yapımına başladık arkadaşlar. 2 defa tığımın başını doluyorum. Yuvaya girdim. 1 2 2 2 dördüncü trabzanım 2 defa yine tığımın başını doladım 1 2 2 2 olarak aldım sonuncu kez 3 defa tığımın başını doluyorum ve yuvaya girip 1 2 2 2 2 olarak bu şekilde trabzanımı bitiriyorum 4 zincir 4 zincirimi son yaptığım trabzan arama girip kapatıyorum. Buraya arkadaşlar sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tam 9 adet sık iğne yaptık. 3 defa doladığımız son trabzanımızı Şimdi arkadaşlar 10 zincir çekiyorum. 8 9 ve 10. Kapatıyorum. Bu 10 zincirimizi çiçeğimiz için yuva yapıyoruz arkadaşlar. Yani dalımız olacak. 10 tane zincirimi sık iğne ile kapattıktan sonra dibine bir tane sık iğne yapıyorum. Bir de arkadaşlar yuva yapmaya başladığımız, tığ battığımızın içine de bir tane sık iğne yapıyorum. Burada yuvamızdan sonra iki tane sık iğnemiz oluyor. Şimdi bir tane zincir çektim. Yandaki tığ battıya geçip bir tığ battı yaptım. İki zincir çektim. Yandaki tığ battıya geçip tığ battı yaptım. İki zincir toplam üç tane buraya tığ battı yaptım arkadaşlar. Ve bir zincir çekiyorum. Sıradaki tığ battıma geçiyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Bu kapattığım sık iğnenin hemen arkasından girerek kirpiğimi kapatıyorum. Bu şekilde. Bir zincirimi çekiyorum. Sıradaki tığ battıya geçiş yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Bu şekilde buraya bir tomurcuk yapıyorum. Bir zincir yandaki tığ battıya sık iğne ile geçiyorum. Bu şekilde ara mesafesi olarak arkadaşlar 8 tane buraya bu şekilde kirpikli trabzan yapacağız. Şimdi biz modelimizin yapım kısmına, çiçeğimizin yapım kısmına geçelim. 10 zincirli yuvamızın içine arkadaşlar sık iğne ile bu şekilde giriyorum. Buraya şimdi 5 zincirimi çekip 5 tane kirpik yapacağım. 5 zincir kapattım. 10 zincirli yeşil yuvamın içine sık iğne ile. Bu birinci kirpiğim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Giriyorum yuvaya. Bu ikinci kirpiğim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bu üçüncü kirpiğim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bu dördüncü kirpim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bu somon rengini çok seviyorum arkadaşlar. O yüzden rengi bana çok güzel geliyor. Ara ara böyle çiçeklere katmak istiyorum. Evet şimdi ipimizi kestik. 5 tane kirpiğimizi yaptık bu şekilde. Şimdi bu beyaz kısmının yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar iplerimi temizleyip geldim. Şimdi ters tarafına çeviriyorum. Burada en son yaptığım arkadaşlar bu tığ battımın içine bu şekilde girip sık iğne ile kapatıyorum. Buraya 7 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6 ve 7. Hemen ilk kirpiğimin arkadaşlar içerisinden girip buraya sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir. 8 zincirimi bir tane kirpik bırakıp ikinci kirpiğimin içine giriyorum. Kapatıyorum. Yine 8 zincir. Bir tane kirpik bırakıp ikinci kirpiğimin içine girip sık iğne ile kapatıyorum. 7 zincir çekiyorum. Bu başlara 7 tane çekiyorum arkadaşlar. Burada yaptığım 4 zincirli yeşil yaprağın tomurcuğuna da girip sık iğnemle kapattım. 3 zincir 3 zincirle şöyle düz yüzüne döndüm. Burada 4 tane yuvam oluştu arkadaşlar beyazdan. Beyazın içine girdim sık iğne ile bir tane kirpik yaptım. Bu kirpikten buraya toplam 7 tane yapacağız arkadaşlar. 2 oldu. 2 zincir 3 oldu. 2 zincir. 4 5 6 ve 7. Toplam 7 tane yapacağız. Her birine 7 tane arkadaşlar. Hiç değişiklik yok. Sıradaki hemen yuvamın içine sık iğne ile geçiş yaptım. 2 zincir kapattım sık iğne ile kirpik yaptım. İkinci kirpiğim üçüncü dördüncü beşinci altı ve yedi yedi tane bu şekilde buraya kirpiğimi yaptım arkadaşlar ikinci yuvamı da doldurdum şimdi arkadaşlar sıra üçüncü yuvama sık iğne ile geçtim bu şekilde aynı şekilde 2 zincir çekiyorum. Kapattım. 2 zincir kapattım. Evet arkadaşlar dediğim gibi son günlerdeki iğneden ta dönüşüm çok rağbet gören bir model. Bunlar da arkadaşlar 2 zincir çekip kirpik yaptıklarım bu sık iğneli zürafanın yerine geçiyor. Bu şekilde zürafa yerine bu kirpikleri kapatıyoruz. 2 3 4 5 oldu arkadaşlar. 2 tane daha bu şekilde yapacağız. Şöyle daha net gözüksün. 6 ve 7. 3. yuvamız da doldu. Son yuvamız için sık iğne ile geçiş yapıyorum arkadaşlar bu şekilde. Aynı şekilde iki zincir. Kapatıyorum birinci kirpiğim. 7 tane kirpik yapıyoruz 3 oldu 4 5 buraya arkadaşlar yaptığım bu yuvaya da bir tane sık iğne ile giriyorum ve şu görüntüyü dönüşüm gör. Burada koparsam arkadaşlar buraya girmeden yani yeşil yuvaya girmeden koparsam çok değişik böyle bu oval görüntüyü elde edemezsiniz püf noktası olarak muhakkak buraya da girmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu şekilde bakın daha hoş bir görüntüsü oluyor. O yeşil yuvaya girmeyi unutmayalım. Bir zincir de çekiyorum. ipimi koparıyorum. Hemen bir ipimi yakıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar renklerin uyumunu görüyorsunuz. Çok güzel. Çok sarık bir modelimiz oldu. Şöyle bir de yakın plandan da sizlere gösterelim arkadaşlar. Renklerimizin uyumu da çok hoş oldu. Ben bu şekilde arkadaşlar tasarladım. İnşallah beğenir, hoşunuza gider. Modelimiz bu şekilde. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.